alıştı mı? Cemaatlere karşı korku eskiden beri Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, komünistlerde, İngilizlerin devletinde hep vardır ve hep de var olacaktır. FETÖ'cülerde, PKK'lılarda bu korku hep oldu. Ve dinmedi, azalmadı ve arttı. Ama vatanın, milletin, devletini seven, Allah'ı, kitabı sevenler, Müslümanları da severler. Çünkü Türkiye zaten Müslüman bir ülke. Müslüman, Müslüman kardeşi. Tabii ki cemaatler olacak. Camiye giden cemaattir. Mahallede toplanıyorlar bir evde, cemaat oluyor adamlar. Mesela 50 kişi toplanıyor. Her hafta diyorlar, cumartesi ve perşembe günleri sohbet edelim. Yıllarca toplanıyorlar. Bu ne bu? Cemaat. Cami. Akşam namazına gelen bir cemaat oluyor. 100 kişi, 150 kişi. Hepsi aynı. Dernek de kuruyorlar. Cami Cemaati Derneği. Her caminin derneği var. Derneğin üyeleri var, yönetim kurulu var. Yani dernek, bildiğin dernek. Cemaat halindeler. Süleymanlılar, Kur'an kursları açacağız diyor. Cemaattir, dernektir. Menzil, bir cemaattir. Biz diyor, Kur'an talebeleri, hafızlar yetiştireceğiz. Maşallah, sürekli Kur'an bülbülü yetiştiriyorlar. Vay, bunlar zengin olmuş. Alnının teriyle, helaliyle zengin olmuş. Mümin, Müslüman insanlar. Adam halıcılık yapıyor, halı toptancısı. Halıyı getirdiğinde devlete vergi veriyor. Evet. Sattığında vergi veriyor. Katma değer vergisi, şu bu falan. Her şey eskiden beri var. Müfettişi var devletin. Bağlı oldukları ticaret odaları var. Her şey her zaman denetlenir. Bir de biz denetleyeceğiz diyor. Adamın sen neresini denetlemek istiyorsun? Neyini denetleyeceksin? Evini mi denetleyeceksin? Odasını mı denetleyeceksin? Nereyi denetleyeceksin? Ve ne hakkın var sen denetlemeye? Nedir sorun? Hadi diyelim dediğin gibi de. Söylediyor ki denetleyen de sakat diyor. O da diyor onlardan diyor. Ne istiyorsun ya Müslümanlardan? Bırak. 2-3 cemaate kafayı taktılar. 1- Menzil cemaati. 2- Mahmut Hoca cemaati. 3- Bu Nakşibendi olan Süleymanlılar. En ziyade onların üstünde duruyorlar. Müslümanları ezdirtmeyiz. Kanunsuz, hukuksuz bir şey yaparsanız gök kubbeyi tepenize göçertiriz. Kanla, hukukla. Yani neye uğradığınızda şaşırırsınız. Durup durup Soros Vakfı'nın dayatması olan şeffaflık, şeffaflık. Meraklıysan kendin şeffaf ol. Mahmut Hoca'nın neyini şeffaflaştıracaksın ya? Oturuyor mübarek yani. Ne yapacaksın? Zaten cam mekan da yani görüyorsun. Herkes önden geçiyor. Süleymanlılar kursları açık, denetimi açık. Diyanetin denetiminde. Daha ne yapsınlar? Bina yapılırken ruhsat alınıyor. Belediyeden ruhsat alınıyor. Müteahhit firma yapıyor. En ince detayına kadar devlete hesap veriyorlar. Sana neyin hesabını versin ya? Ne istiyorsunuz yani?